Merhabalar değerli izleyiciler. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer sizler de yapmış olduğum paylaşımlarımı beğenirseniz lütfen YouTube kanalıma abone olup bildirim butonunu açık tutmayı unutmayalım. Değerli izleyiciler, günümüzde ülkemizin yarayan kanası olan eski meslek dallarında oldukça az sayıda bulunmakta olan şu an tokat sanayide bakır kazanları, bakır kapları kalayını yapan bir abimizin dükkanındayız. Abiciğim, öncelikle kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun, Allah razı olsun. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Kalaycı'm, Ahmet Bilge. Ahmet Bilge, kaç senedir bu işi yapıyoruz? 70 yıldır yapıyorum. Peki. 80 yaşındayım. Peki. 10 yaşından bu yana başladım. Maşallah, maşallah. O zaman bizlere babalarımızdan, dedelerimizden kalan bir meslek olsa tabii, gerek. Tabii. Peki günümüzde işlerimiz nasıl? İş çalışabildiğin kadar iş var. İş var diyorsun. Çok iş var. Peki yeni çırak bulma imkanımız var mı? Yeni çırak bulma imkanımız yok. 50 senedir yok. Yarım asırdır çırak yok. Siz de böyle tek başınıza mücadele evet. ediyorsunuz. Ama bugün şu an yanımızda bir yeğeni görmekteyim. Delikanlı. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Yusuf, soyadım Alan, 13 yaşındayım, Tokatlıyım. Tokatlısınız. Burada ne yapıyorsunuz? Burada ben bir küçük kapları kalaylayabiliyorum, temizleyebiliyorum. Yani geleceğin diyeyim, ustası olmaya adaysınız yani. Peki istiyor musun böyle bir işi yapmayı? İstiyorsun. İnşallah sen de bu hayaline kavuşursun yeğenim. Burada kendi yaşıtlarına, bizleri izleyenlere neler demek istersin? Yani iş fark etmez, iş olduktan sonra her işin çırağı olunabilir. Olunabilir. Yeter ki iste diyorsun. Tamam yeğenim, çok teşekkür ederim sana. Evet, değerli izleyiciler, görmüş olduğunuz gibi bir taraftan yeni bakır kazanlar gelmekte olup bir kazan da ben getirdim. Bu da benim kazanım. Bakalım bu kazanın kalay yapıldıktan sonraki hali nasıl olacak? Onu hep birlikte göreceğiz. Çay içelim. Tamam. İşim var. Teşekkür ederim. Arkadaş çay var. Hadi. Başka da var. Peki. Oldu. Oldu. Hayırlı olsun. Şimdi bu şekil kalaya hazırlıyoruz, öyle değil mi abi? Evet. Thank you.
Evet değerli izleyiciler, belli bir zaman sonra tekrar Ahmet abinin yanına uğradık. Bakalım bizim kazanımız nasıl olmuş. Bunun yanında bir çay ikramı var. Burada genç bir kardeşimiz çayı getirdi. Tabii ki beni bekliyor çay vermek için. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şeker almıyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Önce sağlık diyerek çayımıza şeker kullanmıyoruz. Sizleri tanıyabilir miyiz yeğenim? Berat Gül. Berat Gül. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? 5 senedir abi. Nasıl mesleğini seviyor musun? Güzel, çok şükür. Güzel mi? Evet. İyi. Bizleri izleyenlere tanıdığın, tanımadığın herkese neler demek istersin? Selamlar demek isterim. Herkese selam İyi diyorsun. Selamlar. Oldu. Selamın baş üstüne diyorum. Kal sağlıcakla. Evet değerli izleyiciler, biz çarşı pazarda işimizi hallettik ve dükkana uğradık. Tabii ki bu arada kazanımızın kalayının yapıldığını görmekteyiz. Bakalım şimdi nasıl olmuş. Evet değerli izleyiciler, sabahki haliyle şimdiki halini canlı olarak görmenizi özellikle isterdim tabii ki. Oldukça güzel bir şekilde kalay yapılmış. Öncelikle ben Ahmet ustamızın eline koluna sağlık diyorum. Şöyle dükkanda etrafa bir göz atıp böylece bugünkü kaydımızın da sonuna geleceğiz. Buradan ben değerli izleyicilere şunu belirtmek istiyorum. Evlerimizde kullanmış olduğumuz mutfaktaki tabak çanaklarımız, bin bir çeşit tabak çanaklar meydana geldi. Yani yeni tabak çanaklar üretildi. Ama bunun yanında da belki farkındayız, belki değiliz. Hiç adını bilmediğimiz hastalıklar ortaya çıktı. İşte bu da bu bizlerin mutfaktaki kullanmış olduğumuz o tabak çanaktan olmadığını nereden bilelim? Halbuki bir zamanlar evlerimizde gönül rahatlığıyla kullanmış olduğumuz bakır tabaklar var idi. Bakır kazanlar, leğenler, tencereler var idi. Ve onları da geçmiş zamanı yaşayanlar bilir ki köylere eskiden kalaycılar gelirdi. Günümüzde ise artık köye gelip giden olmadığı gibi böylesi bakır ev eşyalarını kullanmak da oldukça azaldı. Ben buradan şuna değinmek isterim ki eskiden kullanmış olduğumuz bu tabak çanakları tekrar günümüze neden kazandırmayalım? Günümüzde mutfaktaki kullanmış olduğumuz o tabak çanaklar neden eski canlılığını kazanmasın? Böylece daha sağlıklı bir şekilde beslenmiş olmaz mıyız? Şimdi tabii ki bu işletmenin sahibi Ahmet abimiz yorulmuş bir vaziyette şu an bizleri dinlemekte. Evet abim, öncelikle elinize kolunuza sağlık diyorum. Şimdi bizleri izleyenlere son olarak neler demek istersiniz? Allah işlerini güzelim rahmet diyorsunuz. Evet. Evet, burada delikanlı işini yapmış, gönül rahatlığı ile bize veda etmek istiyor. Neler demek istersin? Teşekkürler ediyorum. Evet, değerli izleyiciler, böylece bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben buradan her zaman olduğu gibi öncelikle kusurlarım var ise affola diyorum. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Bir başka projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.